Vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Bunu soruyoruz. Memnun muyuz abi? Vatandaş çok aptal. Neden öyle dediniz abi? Daha geçen gün seçim oldu değil mi? Battık sonra batarız. Ve gene kim kazandı? %52 ile. Ben yurt dışında yaşarım 45 yıldır. Dolar harcadığıma göre burada yetiştiremiyorum. Kışları buraya gelir yaşarım. Dolar harcamanıza rağmen buradaki insanlar aldığı aylıkla nasıl geçinir hiç aklım ermiyor. Ve ben hesapta çok güzelim. Yani hesabı çevirmeye ben bunların yaptığı, aldığı parayı ve harcadığı parayı nasıl yaparlar, nasıl ayıp ve dinledim de bu insanları. Deli olurum. Sizi çok dinlerim Kanada'dan. Yani devamlı sizi yanlış dinlerim. Anlamayın abi. Yurt dışından gelen gurbetçilerle malum burası Antalya. Görün. Tatile geliyorlar, konuşuyoruz. Biz İstanbul'da kalırız. Tatilde gidiyoruz burada. Öyle mi? Farklı şeyler anlatıyorlar. Biz de orada geçinemiyoruz. Halinize şükredin. Avrupa bizi kıskanıyor. Bak bu asker bir ücret de Kanada'da adam güzel bir hayat yaşar. Para harca artıramaz çok. Evet. İki arabası, ev kirası, sigortası, yiyeceği, dört dörtlük ama her şey. İhtiyacını kısmaz yani. Kesinlikle. Tatilini Meksikosuna, Amerika'sına, Bahamas'ına, nereye aklına gelirse gidebilir. Her şeyini yapabilir. Onu ben görürüm, sizi görürüm. Ve gelirler yok Almanya'da öyledir, orada böyle. Dalga geçmesinler bize. Senin parana bak, bizim paramıza bak. Doğru. Benim bir dolarım senin 20 liram. Ben yani ben yaptığım iş neyse ben 110 dolar saatte yaparım. Ben burada ağzımla kuş kapsam 110 dolar saatte hırsızsam, çalarsam, onu bunu dolandırırsam yaparım. Ama normal bir yerde yaptığım iş, ben tamirhanem var. Yaptığım iş, ben burada 110 dolar saatte bir kişinin arabasını tamir ederim. Yani yaptığım iş, tamirhaneyim var. Tamir yaparım, araba tamir. 110 dolar saatte alırım. Gelsin bana burada desin. Ve bu adamlar işte yok 20 yıl evvel, yok 40 yıl evvel, yok 50 yıldaki şartlara göre şimdiki şartlar değişik. Geçen gün padişahımız çıktı dedi, 1923'te dedi, Atatürk'ümüzün kurduğu 23'te. Atatürk'ün kurduğu dedi, yanlışım yoksa 12 bin yataklı hastanemiz var dedi. Şimdi bilmem kaç bin, kaç... Ya sen 1923'lü bir ülkeye savaştan çıktı. Borcu senin o sevdiğin Osmanlı Valayettin borç bıraktı dünya kadar. Bütün dünyaya. Halkın %90'ı cahil. Hiçbir şey yok. Bu adam kısa bir sürede bu ülkeyi number one yaptı. Ve sen bana şimdi diyorsun o zaman böyleydi şimdiye. O zaman diyor 45 doları diyor milli gelirimiz. Şimdi 10 bin dolardır. 10 bin dolarını kim yapar burada? Kendilerinden harç. Ama adam yalan söylemez. Ben Erdoğan'ı suçlu bulmam. Erdoğan kendi rafındaki %20 var ya zengin. Onlar için konuşur. Kendi için konuşur. Halkı söylemez. Erdoğan kendi şeyini konuşur. Adam yalan söylemez. Adam doğrular söyler devamlı. Ben bunu Erdoğan'a savunurum. Yani Erdoğancı değilim. Hani sevmem de. Hani bu... Şeyde daha her girdiğimde içeri çünkü ben devamlı Facebook'ta falan yazarım. Gümrükte beni tutarlar, sorguya çekerler falan çünkü devamlı Facebook'umu kapatırlar, gazetelere bırakmazlar yazayım. Ben milliyetçi bir adamım. Ailem, ben Kıbrıslıyım. Kıbrıs doğumluyum. Kanada'da büyüdüm. 14 yaşında gittim. Döndüm askerliğimi yaptım. Hani ben milliyetçi, ailem çok milliyetçi. Çok güzel. Kıbrıs'tan. Hani ben dayanamam, ben dayanamam. Buradaki insanların ne yedikleri, ne içtikleri sularında mı bir şey var? Yani anlayamıyorum mentaliyeti. Milliyetçilik kavramı da tartışılmaya başladı. Hiç şey kalmadı. Ya. Para, her şey para. Adam zaten böldü hepsinizi. Sen bilmem nesin, ben bilmem. Ben 60 yaşında bir adamım ben. Müslümanların 3-4 tane değişik Müslüman olduğunu yenili öğrendim, doğru söyleyeyim. Yani yenili dediğim bir 10-15 yıl içinde. Evet. Yok bu Müslüman, ben bildiğim Müslüman bir Müslümandır. Benim dinle hiç ilişkim yok, zaten Kıbrıslıların yok. Yani burada nasıl yaşarlar, ne edirler, bu 40 yıl geri gitmeleri yok, sıraları vardı bilmem. Vardı, savaştan çıktın, 74'te Kıbrıs Savaşı'ndan çıktın, bütün dünyası ambargo kodu. O günün günen bugünün şartlarını düşünen yok. Adamlar takım tutar gibi bir adama tuttu, bütün ülkeyi bir adamın iki dudağında. Senin hayatın, benim hayatım, herkesin hayatı bir adamın dudağında. Şimdi dediğim gibi daim olarak sokaktayız, siz de izliyorsunuz zaten. Aslında vatandaşların birçoğu ekonominin pek iyi olmadığını kabul ediyor abi ama ekonomi neden bu durumda? Bunu tartışmaya başladığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. İşte dış güçler yapıyor diyorlar, işte esnaflar başka yapıyor diyorlar. Başka adamların başka derdini yok ya, senin yine uğraşacak ya. Senin dış gücün kendi içinde işte. Adam dediğim gibi bir 20% çalıyor. 80% daha sürünüyor. 20% çalışır adam bütün. Bak bugün ben bir arkadaşımla konuştum. Bir altın işi. Adam diyor hükümet diyor 3 kişiye verdi bu işi diyor başkası yapamaz. Hangi dünyada hangi nerede göründü böyle bir alem? 3 kişi. Bütün ülkenin altın işini 3 kişi idare edilmiş. Yani böyle bir şey olur mu ya? Bu olmaz. Yani bunun şey yapamazlar. Yani bu ülke nereye gidecek? Ve adamlar 1953'ü konuşuyor şimdi. 1953'te diyor dünyanın ilk 10 ben öldükten sonra mı 30 yaşındaki insan 60 olduktan sonra mı o 30 yılın içinde nereye gidecek? Nasıl yaşayacak?
Ne olacak? Ona garanti yok. Ölelim. Zaten onlar yaşar. Saraylarında, Mercedesler, korumalar, yemediklerinde, yedikleri aldığında. Hani bitmez. Ya satacak amcam ama işte nedir? Oraya gittiğimizde o adama verdik. Yani neden bu insanların beyni yok ben anlayamadım. Nasıl oluyor abi? Dediğiniz gibi işte %52 devam dedi bu düzene. Yani insanlar memnun mu demek ki? Yani bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Ya o işte son dakika cahil. Bak seni neden cahil bırakır bu adamlar? Atatürk neden oku dedi bize? Oku dedi. Din inan benim söylediklerim dedi. Karşı gelirse hadi benden vazgeçin. Adam dini de ayırdı. Din dediği şeyle politikayla işareti yok. Dini kurdu. Adamın şimdi ismini almazlar. Bunlar ne yapar? Seni okutmak istemez. Bak okulları ne yaptı? Üniversiteleri ne yaptılar? Hepsini darman ettiler. Sen yani seni okutmazsa, sen ileriyi görmezsen cahil bir şey olun. Cahil olduğundan olacaksın, baskı altında kalın. Emrime girin. Evet. Sana 2 kuruş veririm, al derim, ağzını kapat. 2 kuruş veririm, yarın sana 100 kuruş cebinden alırım tekrar. Verdiğim o parayı zaten ala. Emeklilere bakalım. Onlar zaten emekli onu savunur. Adamlar aç geberiyor. Yani açlıktan ölecekler. Açlıktan ağızları kokar ama ne yaparlar? Bu adamın rahat etmesi lazım değil mi? Bu adam neden bunu yapacak? Bu adam bunu neden yapacak? Komşu diyersiz bazı şey vardır. Otobüs geziyor, şeyler vardır. Komşu diyor, toplanak komşu şeyler oluyor. 10 sene birbirini tanımazlar. Paylaşsa, bir insan paylaşsa gerçekten de az olur böyle sıkıntı. Ama ben bankaya koyup paraları da evde faizi yiyip içip keyfime baksam, o insan da gerçekten de sürünse çöpten ağzını atmak alsa, herkes onu itse sonuç ne oluyor? Kurban olayım Allah'ım. Niye onun çocuğu alıp ısırıyor, döner 80 milyonluk at yer, ben onu alayım ucunu kırıp da devam edip yiyerim. Neden? Niye? Geçimini mendil satarak mı sağlıyorsun amca? 6 senedir böyle. 6 sene. 6 senedir. Hayat böyle bak. Yat bir yerde, sokaklarda hayat böyle. O ısırır, o şey der. İlaç yok, para yok. Neye? Yatmaya mı? Evsiz, evsiz insan ne etsin? Yemeğe mi, ilaca mı, elbiseye mi? Ne etsin kurban olayım sana? Destek, yardım alamıyor musunuz abi hükümetten? Ya. Başvurdunuz mu? Anneyesi söylemeyeyim abi. Eyvallah, eyvallah amca. Abi ekonomiye dair konuşuyoruz. Nasip oldu görebildik sizi. Vallahi nasip oldu görebildik sizi. Burada mı yaşıyorsunuz? Ben mi? Evet. Hem burada hem dışarıda. İkisini de. Evet ikisini. Nasıl görüyorsunuz abi siz ekonomik gidişatı? Türkiye'ye her yıl mı geliyorsunuz? Ben buralı sayılırım. Emekliyim. Emekliyim. Evet. Buralı sayılırım. Onun için her kitapta rahatlıkla görebiliyorum. Yurt dışında yaşayan birisi olarak oradan bakarak nasıl görüyorsunuz abi? Çünkü biz berbat. Burada gurbetçilerle... Berbat. 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 Neden abi? Ya bakın. Gayet basit. Burada emekliyim. Sağ olsun Tayyip Bey 7800 lira veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ona selamlar buradan. Netice itibariyle ev kiraları Meltem'de 10-15 bin lira. Maalesef. Denklem olarak yeter mi? Yeter mi denklem olarak? Oraya dediğinizde size ailemden bir örnek vereceğim. Amca oğlu benden 3 yaş küçük aşağı yukarı. 3-4 yaş. Evet. Hayatında 2 yıl çalışmıştır. Şu an 4 tane çocuğu var Allah bağışlasın. İkisi evlendirdi. Altında arabası var. Her yıl tatile geliyor ve devletten yaşıyor. Devletin verdiğiyle yaşıyor. Şimdi yeter mi örnek olarak? Ailemden örnek veriyorum. İsmini de söyleyeyim Ercan. Kara soyadı da. Bak ismini de söylüyorum yani. Yanlış anlamayın. Burası Antalya. Gurbetçiler buraya tatile geliyor. Konuşuyoruz abi. Bakın, ama. Tatile geliyor. Evet. Tatile geliyor. Burada yaşamıyor. Ama ben buradayım. Ben 6 ay buradayım. 6 ay oradayım. 3 ay buradayım. 4 ay oradayım. Ben burayı görüyorum rahat. Oradan emekliliğiniz var mı? Evet. Peki orada aldığınız emekli maaşıyla orada yaşayabiliyor musunuz? Onu söylüyorlar ya. Şimdi şöyle. Ev var 400 lira. Ev var 800 lira. Ev var 1500 lira. Kategoriye göre. Burada da Lara'ya gittiğimiz zaman veyahut da Konyaaltı'na gittiğimiz zaman ev fiyatları ona göre değişiyor. Netice itibariyle 1500 euro ile ben mülkiyet kendimin. Orada mülkiyet kendimin. Onun için ben rahat yaşıyorum. Altımda arabam var. Altımda motorum var. Büyük motor var. Yani ben rahat rahat yaşıyorum. Benim bir sıkıntım yok ki. Orada da eviniz olmasa, burada da eviniz olmasa, buradaki emekli maaşınızla burada nasıl yaşarsınız, oradaki emekli maaşınızla orada nasıl yaşarsınız? Şimdi orada emekli maaşımda elbette ki ayağımı yorganıma uzatmak zorundayım. Ama burada ayağımı ne kadar kısa kessem de yok, olacak yok, bir şey yok. Yok, yani. Yok. Yani ne bileyim yatak bile kısa, bırak yorganı. Yatak bile kısa. Peki o gurbetçilerimiz niye böyle konuşuyor abi? Dedim ya hani işte biz Avrupa bizi kıskanıyor, halinize şükredin. Yeminle söylüyorum ben de şaşıyorum. Ya gerçekten bir anlam veremiyorum. Anlam veremiyorum ya. Ya neyini kıskanacağım? Gözünü seveyim neyini kıskanacağım? Kıskandığım bir şey var bakın bak. Oradan bakınca bir Alman gözüyle baktığım zaman kıskanacağım bir şey var. Şu an
2 Kasım'dayız. Evet. Orada millet donuyor neredeyse. Evet. Ben burada baldır bacak geziyorum. Anlatabildim mi? Ha, böyle yani. Ha, bunu kıskanıyorum. Bunu kıskanıyorlar. Kıskanacak başka bir şey yok ki. Nesi var? Demokrasi mi var? Gelir seviyesi mi var? Yaşantı seviyesi mi var? Var evet. Yukarıdakilere var. Aşağıda yok. Aşağıda yok. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bizim dış güç diye sorunumuz yok. Bizim baş güç diye sorunumuz var. Bizim sorunumuz baş güçler. Başka bir şey değil. Ben böyle görüyorum. Şahsi görüntüm. Şunu merak ediyorum. Ülke olarak biz yeni bir seçim yaptık. Yurt dışında evet. da tabii ki gurbetçilerimiz oy kullandı. Şimdi seçimlerin sonucuna bakıyoruz. Gurbette yaşayan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak mevcut iktidara oy veriyorlar. Evet. Ama orada da galiba sosyal partileri, sosyalist partileri destekliyorlar. Böyle bir gerçek var. Bunu neye bağlıyoruz? Aşağı yukarı 1,5-2 milyon civarında bir Türk seçmen var. Bir Türk insanı var. Bunun aşağı yukarı 600-800 civarında seçmen olarak, yanlış bilmiyorsam seçmen olarak. Bunun sandığa giden aşağı yukarı 100-200 bindir, fazla değil. Yani bunların da nereyi seçecek? İşine geleni seçecek. Anlatabildim mi? Tabii. Çünkü Hristiyan demokratları seçse adamların söylemi ortada. O adamlar ne yapacak o zaman? Mecbur onu seçecek. Ha, AfD'yi seçse adamlar zaten belli. Yani ne yapacak? Seçmeni ona göre kullanacak. Yani bana keser. Ha, buraya gelince vallahi bilmiyorum neyle bakıyorlar. Yollar var evet. Vatandaş kemirsin kemirebildiği kadar. Köprüler var. Nerede tutacaksa tutsun tutabildiği kadar. Tüneller var evet yapsınlar. Evet. Ben şunu görüyorum. Bir babanın görevi evladını yetiştirmek de ona bakmaktır. Bir başbakanın, cumhurbaşkanının, baştaki insanların görevi de bu ülkeye hizmet etmektir. Başka bir şey değil. Ben hiçbir yerde görmüyorum. Yola çalışınca Cumhurbaşkanı gider, başbakan gider. Hiçbir yerde görmüyorum ama biz de ne bileyim şak 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 pat 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 tak tak tak. Başka bir şey yok ki. Başka bir şey yok. Almanlara çok güzel bir lafı var. Rattenfänger diye. Rattenfänger. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman orta çağda vebadan dolayı bir kişinin, belki beni alırlar bilmiyorum, bir kişinin kavalla fareleri peşinden sürükleyerek uçurumdan aşağı götürmesi. Fareli köyün kavalısı evet. Onun gibi. Rattenfänger. Bilmiyorum yani ona benzetiyorum. Ona benzetiyorum ben vatandaşı. Kavalı kim çalarsa onun peşinden gidiyor. İyi çalanın peşinden gidiyor. Başka türlü yok ki. Durum bu. Genelde konuştuğumuz zaman bugünü ve geçmişi konuşuyoruz abi. Geleceğe baktığınızda orada yaşayan ve aynı zamanda Türk olan bir vatandaş olarak nasıl görüyorsunuz? Şimdi gurbetçilerimiz diyor ki imkan olsa biz Türkiye'ye geliriz diyorlar. Gelsinler. Ben geldim. Kim tutuyor onları? Bir taraftan da gençlerimiz gitmeye devam ediyor Türkiye'ye. Kim tutuyor onları? Gitsinler. Onları da destekliyorum gitmelerini. Ya adam üniversite mezunu gitmiş tamam mı? Kasiyerlik yapıyor. Ya ne bu? Ne bu? Yani bu mu? Anlarım mı insana gitmek istediğini? Zorlu düzenden dolayı gelemiyorlarmış. Kursun düzenine gelsin buraya da ne var ki? Belirli bir yaşa gelmiş olanlar gelsin. Hadi bırak gençleri. Belirli yaşa gelmiş olanlar gelsin. Onlar niye gelmiyor? Onlar niye gelmiyor? Evin almış, damını almış. Gelsin, gelsin. Niye gelmiyor? Çok şey var. Çok. Niye mi gelmiyor? Vallahi bilmiyorum onlar niye gelmiyor artık. Ben buradayım. Mutlaka ayakkabılar daha iyi olur. Ben buradayım. Neresin sen? Yan köyden, Ispartalıyım. Ispartalıyım. Şimdi onlar niye gelmiyor biliyor musun? Burada hak eden yoktur, ondan gelmiyor. Ne yoktur? Hakkı hak eden yoktur. Vallahi şimdi onların adına konuşmayayım. Ben sadece şunu derim. Belirli bir seviyeye gelmiş onlar gelsin. Buyursun gelsinler ya. Kurul düzeni evi de almıştır. Gelsin burada devam etsin. Evet. Kursun düzeni burada devam etsin yani. Devam etsin ama şöyle söyleyeyim. Peki. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Şimdi alalım abi senin görüşlerini. Siz nasıl görüyorsunuz ülkedeki gidişatı, geçimi, ekonomiyi? Ülkedeki gidişat karanlıktır. Karanlık bir gidişat. Neden öyle dediniz efendim? Neden öyle? Hak mı etmiyoruz ondan? Bakın biz hakkı hak etmiş olsak yani bunu baştaki idarecilere söylüyor. Mevki sahiplerine söylüyor. Halka değil. Halkın suçu yok. Biz hakkı hak edecek var ya, bu ülke öyle bir duruma gelir ki yani sana ne diyeyim, her şey ganimet olur. Yani hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz diyebilir miyiz? Hayır. Zalimlikle yönetiliyor halk. Bunu hak etmiyoruz. Evet. Bunu hak etmiyoruz tabii ki. Zalimlikle hak ediyoruz. Öyle abi. Yeni bir seçimden çıktık biz ülke olarak. Seçim sonuçlarına bakıyoruz. Ülkenin %50'sinden fazlası bu düzene devam demiş. Ülke 50'si değil. Bakın şöyle söyleyeyim çocuklar. Siz benim çocuğum yerindesiniz. Bir zahir var. Bir de insanın maneviyeti var. Yani maneviyeti Allah rızasını taşıyan insan, kendini bozmamış bir insan bunu hisseder. Bunlar %38'i oyu geçmedi. Çaldılar. Sonuçları güvenilir değil diyorsun. Değil tabii ki. Çaldılar. Şimdi madem ki bu ülkede bu hükümet adaletle Allah'ın rızasıyla Müslüman adı altında yürüyor ise
Şimdi ben emekliyim. Evim kira 7,5 lira aylık alıyorum. Peki bunu baştaki insanların hiç mi vicdanı sızlanmıyor? Hı? Hiç mi Allah korkusu yok? Allah korkusu olan kişi bunu yapar mı? Yapmaz. Sadece Müslüman adı altında insanları kandırıp ülkeyi karanlık bir şeye sürüklemektir. Başka bir şey değil. Evet, baktığımız zaman en çok dini ve milli duyguları kullananlar olarak onları görüyoruz. Yani o parti kullanıyor. Din içinden din sorarsan din Muhammed Ali'nindir. 72 yol içinde yol Muhammed Ali'nindir. Madem dini kullanıyoruz kardeşim, bu zalimlik niye? Şimdi ben senin deden yaşındayım belki de. 67 yaşındayım. Ben her pisliği yapmış isem, affedersin, her haramlığı yapmış isem sana karşı Müslüman görünüyorum, Allah görmüyor. Ben eğer gerçekten insan isem hiçbir şeyde, Allah'tan başka hiçbir şeyde korkmam. Korkmamam lazım. Kanım, affedersin, akıyorsa bir avuç kan aksın. Aksın kardeşim. Fakat hillekara da sen hillekarsın. Sen namussuzsun, sen şerefsizsin dememiz lazım. Şimdi Allah rızasını taşıyan bir insan 13 yerde maaş alan var, 4 yerde maaş alan var, 3 yerde maaş alan var. E peki bu nasıl iştir? Peki bu nasıl Müslümanlıktır, nasıl insanlıktır? Ne insandır ne insanda. Özü hayvan, kafir oğlu kafirdenin süregindedir. E şimdi ben her pisliği yaparsam, her namertliği yaparsam sana Müslüman görünüyorum, Allah görmüyor mu? E madem ki Allah görüyorsa, madem ki Allah'tan korkuyorsam hakkı hak etmem lazım. Sen benim evladımın yerindeysen sana doğru yolu tarif etmem lazım. Yavrum, şunu demem lazım yavrum. Harama el uzatma, zinaya el uzatma. İnsana kırma, insana iftira etme. Allah rızasıyla yürü, gerisine karışma. Kimle götürdü beraber? Firavun beraber bir şey götürdü mü? Hazreti Muhammed'in torununu katleden Yezid beraber bir şey götürdü mü? Şu anda mesela o kadar katliam oluyor şeyde, Filistin'de. Peki bu insan, affedersin, gerçekten insan olsa bu kafirliği yapar. Dünyada iki zalim ırk var. Biri Yahudidir, biri Emevidir. Belli ki gün görmüş birisisiniz. Şimdi genelde konuştuğumuz zaman bugünü ve geçmişi konuşuyoruz. Geleceğe baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Ben gençlerle konuşuyorum. Çok umutsuzlar. Gelecek karanlıktır. Gelecek karanlık. Eğer gerçekten idareciler diyorum bakın. Muhalefet dahil. İdareciler Allah korkusunu taşıyor ise elini taşın altına koyması lazım. Bu halkı mağdur etmemesi lazım. Hep iktidarı konuşuyoruz. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz amcası? Ya şimdi muhalefet de muhalefet değil. Yani şimdi muhalefet, ben ne diyorum bak. Yetersizdir tabii ya. Yetersizdir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten muhalefet yetersiz olmazsa bu mezalimliğe susmaz. Susmaz arkadaş. Halk arasında işte Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz, ana muhalefet partisinin başında. Halk arasında bugünlerde bu tartışılıyor. Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi, etmemeli mi? Ya bence şey yapmıyorsa etmelidir yani. Etmelidir yani. Dünya ona mı kalıyor? Bir başka şey gelsin, gençlerden biri gelsin. Etmelidir yani. Madem şey yapmıyor, hakkından gelmiyorsa etmelidir. Sizin buradan bir mesajınız var mı amca? İzleyenlere, yönetenlere, birilerine? Valla ben buradan mesajım şöyle, yönetenlere diyorum. Yani sadece iktidar değil, yönetenlere. Gelin bu emekçi insanların hakkını yemeyin. Hakkı hak edin. Hakkı hak etmeyenin sonu, eninde sonunda lanet var hakkında. Lanetmedir. Fakir fıkaranın hakkını yiyen, halkın hakkını yiyen Allah'ın gazabına uğrasın, lanetmedir ve lanete uğrasın. Lanete uğrasın diyor. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Memnun muyuz bir vatandaş olarak? Yok, değiliz. Memnun değiliz. Neden değiliz abi? Değiliz çünkü yanlış yönetiliyoruz. Ha, iyi şeyler de var ama genel anlamda satıyoruz her şeyi. Fabrika, yollar vesaire. Yeni bir şeyler özelleştirecek galiba. Evet, onu gördüm sabah. Ben de şaşırdım valla. Daha ne kalmış yani, ben o kadar olduğunu bilmiyordum. Ama şey, ya hep olumsuz da konuşmayayım. İyi tarafları da vardı yani. Şimdi dengeli diyeyim yani. Şimdi ya sağlık sektöründe vesaire, ben yani yaşımdan dolayı belki de yani iyi gün şeyleri de oldu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yeni bir seçimden çıktık biz. Bu sıkıntıların sebebi, sorumlusu iktidar diyoruz. Ama seçimlerin sonucuna baktığımız zaman insanlar demek ki memnun mu halinden? Yani ülkenin sonuçta %50'sinden fazlası bu düzene devam dedi. Evet evet. Yani bence memnun olan kısım da var. Memnun edilen kısım var bence. Evet. Yani şimdi ama şöyle.
bazı değerlerimizi, eğitim sistemimizi ve bazı önlemler almazsak ileride büyük sıkıntılar gelecek. Yani ben gençlerden çok mutlu değilim mesela, alttan gelen kadrodan. Yurt dışına gidiyor ve doğru eğitilmiyor. Yani gelenekçi tarafımızı da unuttuk, asimile olduk. Yani şimdi kimse kimseye, bizi tutan kanunlar şey değilmiş yani, toplum baskısı, örf adet bizi birazcık böyle birbirimize saygıyı, ne bileyim, iletişimi falan doğru tutuyormuş sorun. Devlete gelince de evet var, yanlış kararlar alıyoruz bazen ama ne yapacağız abi bilmiyorum ki. Yani seçime gelince işte sonuç aynı. İnsanların da pek güveni kalmamış gibi gözüküyor. 2023 hedefi vardı biliyorsun, işte dünyada ilk 10 ekonomiye gireceğiz falan deniliyordu bir ara. Şimdi o plan 2023'e atıldı. 2053'e atıldı. 2053'te dünyada işte ilk 5'e gireceğiz, 10'a gireceğiz gibi bir takım argümanlar var. Erdoğan da söyledi bunu. Şimdi şöyle, bence dünyadan bakarsak olaya evet halen çok güçlü bir ülke görünüyoruz tabii. Ama kendi içimizde işler çok değişiyor. Yani bir şeyi ayarlayabilsek dengeyi, yani zengine zengin gibi, fakire fakir gibi, yani o fiyat politikası, yardımları, maaşları, o dengeyi bir ayarlayabilsek her şey yoluna girecek gibi ama. Bir de çok kutuplaştık abi ya. 90'larda nasıldı? Süleyman Demirel, o Turgut Özal vesaire, biz dalga geçerdik, eleştirebiliyorduk. Olacak o kadardan tutun işte ne bileyim böyle... Hatırlayamadım bir sürü programda. Liderler bile bir araya gelip tartışıyordu. Liderler birbirine takışıyordu, şakalaşıyordu. Ya çok şey olduk yani, böyle yorum yapamaz hale geldik. Birbirimizi anlayamaz hale geldik. Bunu nasıl aşarız? Bu şu anki eğitim sistemini değiştirsek bir 20 yıl, 30 yıl anca düzelir. Eski halimize gelmemiz. Ama sıkmamız lazım. Bizim yeni anne babalar bile artık çok şey, fütursuz yani. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Yani bir de herhalde eğitim sistemi ya bilerek geliştirilmiyor ya da demek temelde bir sorun var. Genelde konuştuğumuz... Teknoloji. İşte bakın ben böyle 3 tane çalışıyorum telefon. Rezillik yani. Bu teknoloji girdikten sonra zaten bütün şeyler kayboldu. Vallahi nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Yani çok ortadayım ben de. Genelde hep geçmişi ve bugünü konuşuyoruz. Geleceğe baktığınızda nasıl görüyorsun? Vallahi eğer şey sorarsan abi, herkes gençlerden okula, ben 5 yıl sonra, 10 yıl sonra şu 2000'in şey jenerasyon evlenmeye başladığı an ya da şöyle aile olmaya ya da iş hayatına başladığı an büyük yıkım olacak. Yani ben çok umutlu görmüyorum. %10, %20'lik bir kısım evet halen saygılı, aileden, temelden iyi ama ben yeni gençlerden çok umutlu değilim. Değilim. Hayırlısı olsun. Yani bize bir şey katabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü hepsi hazır para. Ya yani tarihimizi bilmiyor, geçmişimizi bilmiyor. Başımda bizi kim yönettiğini bilmiyor yani. Cumhuriyet ne zaman kuruldu desen. Belki bu ara çok reklam oldu öyle. Öyle biliyorlar. Onun için bir şeylerde sorun yaşayacağız. İyiye gideceğimizi düşünmüyorum ben. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok valla, kolaylıklar diliyorum size. Yayınlıyorum müsaadenizle. Sağ olun. İki konu var. Ülkenin toparlanması için yapılması gereken iki konu var. Bir, gayrimülkleri olup kira bedelleri alıp 3 tane 4 tane maaş alan ve bunu evlilik müessesesine taşımayıp illegal şekilde yaşantıya sürdüren bir ekonomiyi çökerten emekli kesimi. İki, tarikatların çalıştırdıkları AVM tarzında yerlerde nakit satışların yapılıp kredi kartı bile kullandırmayıp devletten çalınan vergi. Bu ikisine değinildiği zaman zaten toparlamanın en başı kendiliğinden gelir. Evet, çözülür diyorum. Bilmiyorum ne iş yapıyorsunuz. Yanlış anlamayın. Sıradan vatandaş diyeceğim. Sıradan vatandaş olarak sizin bildiğiniz bilgileri. En önemli şey sıradan vatandaş zaten. Sıradan vatandaş fakirleştirildikçe meclisteki kişiler alkışlanmak için ne yazık ki o kişiler mecbur alkışlamak zorunda kalıyorlar. Söylenecek çok şey var. Yani kira olaylarını biliyorsunuz. Bugün yani Rus'a sahil beldelerimize şu anda Türk vatandaşlarımız onların euro ve dolar kazanımından dolayı şezlong bile kullanamayan hale geldiler. Ve çocuklarımız falezlerden oralarda güneşlenmek isterken düşüp yok oluyor. 2 gün önce de biliyorsunuz 13 yaşında kızımız gitti. Yani konuşanı biliyorsunuz hemen alıp içeri atıyorlar. Ama bunu meclisteki milletvekillerin hiçbirisinin maaşlarını hak ettiğini düşünmüyorum. Ve orası gerçekten halk için çalışmak adına o koltukları işgal etme yeri. Sadece seçim zamanı çıkıp yalan beyanlarla halktan oy alma yeri değil ve lütfen artık kendilerine gelsinler. Bunun vebali çok ağır olacak. Türk halkı çok sabırlıdır. Bıçak kemiğe dayandığı zaman onların önüne kimse geçemez. Ve helal kul hakkına giriyor hepsi. Ve lütfen maaşlar çoğalırken mesela en bazdaki tek maaş alan emekli ve kira ödeyen emekli kesim için söylüyorum. Ve yetim maaşı alanlar için söylüyorum. Burada çok ciddi bir dengesizlik var. Beceremiyorlarsa lütfen halktan birkaç kişi biz gelip orayı toparlarız. Çünkü kadınlar yönetmeli zaten. Artık bir kadının gelmesi gerekiyor. İşlerine geldiği zaman kadınlar siyasette kullanılmak olarak, araç olarak kullanılmamalı. Artık biz yapamadık, gel bizi toparla zihniyetiyle değil,
bir turizm, görüntüde bir bay ama arkasında yine bir kadın yönetiyor. Bunu da detayına girmek istemiyorum. Eğer izlerlerse bunu ne demek istediğimi anlayacaklar. O zaman niçin ön planda kadınlarımız yok? Ve kadınlarımıza buradan sesleniyorum. Lütfen birlik olalım. Biz kadınlar toparlayacağız bu ülkeyi. Bu kadar söylemek istiyorum. Söyleyecek çok şey var ama sanki önemli konularla yeterli gibi geliyor. Evet. Mesela zaten yerine ulaşmış durumda. Evet. Yani şu anda acil olarak tarikatların AVM'lerine bir anda, bir gecede bir operasyon yapılsa inanın Merkez Bankası'nda çok ciddi anlamda bir katkı sağlanır. Çok teşekkür ederim. Bunu müşteri olarak söylüyorum. Tanık olduğum olaylar olarak söylüyorum. Hani tabii yaşanılıyor bizzat. Yani %10 kısmı gösteriliyor devlete. %90 ceplere iniyor. Bir de kredi kartıyla da ödeme yapamıyorsunuz. Sizi mecbur bırakıyor. Kredi kartı patlamış kişiler ihtiyaçlarını alamıyorlar. Mecburen buralardan ürün almak zorunda kalıyorlar. İhtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyorlar. Yani